CreativeMornings dünyada çok uzun zamandır birçok ülkede farklı şehirde farklı edisyonlarla yapılan bir kahvaltı etkinlik serisi. Biz de atölye olarak 2015 yılından beri İstanbul'da, CreativeMornings İstanbul'un yerel ev sahibiyiz. 2015 yılından beri hep birlikte bir araya geliyoruz, kahvaltımızı ediyoruz. Her ayın belirlenen sırasında yaratıcı konuklarımızla konuşuyor, sohbet ediyor ve sorularımızı soruyoruz. Şu anda CreativeMornings 67 farklı ülkede 223 tane şehirde yer alıyor. Dünyadaki görebileceğiniz en büyük aslında global etkinlik organizasyonlarından biri. Ayrıca 20.000'den fazla diğer ülkeyi ağırlıyor. Ve bütün CreativeMornings konuşmaları etkinliklerden sonra dijital olarak yayınlanıyor. Şu anda 9.000'den fazla çevrimiçi konuşma ve 17 milyondan fazla video izlenmesi var. Bütün CreativeMornings etkinliklerine creativemornings.com adresine ulaşabilirsiniz. CreativeMornings'in bir de Field Trips adı verilen başka bir etkinlik formatı daha var. Ona da creativemornings.com/fieldtrips adresine ulaşabilirsiniz. Field Trips ise büyük görsel seçimlerden, yoga seanslarından, yürüyüşlerden, ses seanslarına birçok farklı formatta gerçekleşiyor. Yine bunları da dünyanın farklı yerlerinde yaratıcı insanlar organize ediyor. Şu anda pandemi başladığından beri bu seanslar dijital olarak gerçekleştiriliyor. O yüzden siz de dünyanın herhangi bir yerindeki bir filtre katılmak için buradan inceleyebilirsiniz. CreativeMornings tabii ki dünyadaki bütün etkinliklerde olduğu gibi destekçileriyle var olan bir etkinlik serisi. Bizim de uzun yıllardır destekçimiz olan iki tane önemli kurum var. Bunlardan birisi MailChimp, ikincisi Skillshare. Bu kurumların destekleri olmasa biz de CreativeMornings'i sizlerle buluşturamayız. O yüzden tekrar onlara çok teşekkür ediyoruz. Hatta bu yıl, bu ay CreativeMornings ve MailChimp işbirliğinin 12. yılı, yani 12 yıla dayanan bir partnerimiz, işbirliğimiz var. CreativeMornings topluluğunda MailChimp çok farklı dönemlerde farklı fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde MailChimp CreativeMornings topluluğunda sunduğu fırsatları takip etmek için CreativeMornings hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. İkinci destekçimiz Skillshare. Skillshare ise yeni hayata geçirdiği Skillshare for Teams'i bugün CreativeMornings topluluğuyla paylaşmak istedim. Skillshare kullanan var mı? Duyan kişi kullanıyor. Appropriate, Bizim yazılan Skillshare tecrübemizden bahsedebilir misiniz? Ben anlatmayayım, siz biraz anlatın. Tabii ki de. Ya açıkçası çok severek kullanıyorum. Çok sevdiğim bir e-learning platformu diyeyim. Hocalarıyla da çok iyi, yani entegrasyon mükemmel oluyor. Açıkçası Procreate kullandığım için de hani kendi bilgisayarımdan açıp bir öğrenme tecrübesi olarak çok fazla faydalandım. Çok mutluyum açıkçası. Ben çok teşekkür ederim. Eğer öğrenme dediğiniz alanı ilgi duyuyorsanız ve işte olarak öğrenme deneyimini yaşamak istiyorsanız farklı bir sürü platformu var bildiğiniz üzere. Skillshare'de onlardan bile bu hayatı geçirdiğiniz Skillshare for Teams'de de aslında organizasyonların e-öğrenme süreçlerini, öğrenme ve gelişim süreçlerine de katkı sağlamaya başlıyor. Buradan da Skillshare'e gidip bir platformun öğrenme tasarımlarını deneyimleyip seçebilirsiniz. Gelelim Boeing temasından. Boeing teması design, tasarım teması. Tasarım teması tabii ki seçilince atölyede aslında tasarımla ilk kurulduğundan beri en işlevsel olan kurumlardan biri olduğu için tasarım alanında çok farklı alanlar koştuğu için biz de dedik ki konuşmacımızı kendi içimizden seçelim. Çünkü zaten aslında tasarım kalbimizde ilk günden beri var. O yüzden de konuşmacımızı CreativeMornings İstanbul'daki bu ay atölyenin stüdyo direktörü Bengi ağırlamaya karar verdik. Ve Bengi bizimle kabul etti. CreativeMornings İstanbul'un dediğim gibi uzun süre sonra gerçekleşen ilk fiziksel etkinliğinde hep birlikteyiz. Çok heyecanlıyız. Umarım bundan sonra da fiziksel etkinliklerimizle yine beraber olacağız. İlk defa katılanlar için de söyleyeyim. CreativeMornings İstanbul her ayın son cuma günü oluyor. Bu ay bu cuma olsun nedeni önümüzdeki cuma günümüzdeki biliyorsunuz. Ama önümüzdeki aylarda da yine her ayın son cuması buluşmak üzere diyorum. Ve sahneyi Bengi'ye vermek istiyorum. Teşekkürler. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok özledik buralarda birilerinin olması. Emre çok teşekkürler. Ben de açıkçası Morning'sin konuşmacı olacağını düşünmemiştim. Güzel bir sürpriz oldu gerçekten. Keyif aldığımız bir seriydi.
hikayemi size lineer bir şekilde, biyografi şeklinde anlatmak istemiyorum. Tasarım şirketi her yerde var. Bu da ilgisini çektim ya da bu konuda çalıştığım için zaten buralara gelmiş durumdasınız. Dokunduğunuz, yaşadığınız insan olduğu her yerde tasarım var. Yani ne kadar medeniyetleşmiş olursa olsun toplumlar ya da ne kadar ilkellerse bile her zaman insan olduğu yerde tasarım faktörü görüyoruz. İnsanların hayatlarını iyileştirmek, güzelleştirmek, toplumları inşa etmek için bir takım nesneler, ritüeller, deneyimler tasarlıyorlar. Ben de size kendi hikayemi aslında beş duyu üzerinden anlatacağım. Tabii insan dediğimiz canlının beş duyuyla ilgili dünyayı algılama şekli spektrumu çok dar. Diğer canlılara baktığımızda bizden çok daha iyi görebilen, çok daha iyi duyabilen, çok daha farklı duyulara sahip olan canlılar da bulunuyor. Fakat yapabilme tasarlarında yetisi bizde. Peki biz neler görüyoruz? Ben kendi yolculuğumda neler gördüm? Neler bir tasarımcıya dönüştürdüm? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Yazarı inanılmaz ilgileniyor. Farklı bir dünya, farklı kapılar açtı bana ve
fark etsin yani. Biz seçersen seçin. Çünkü yani işte 80'ler Türkiye tanıyorsa sınava giriyorsunuz, işte oradan üniversite sınavına koşturuyorsunuz falan. O kadar çizilmiş ve spesifik bir yol var ki önümüzde. Tamam ya, böyle bir yol var ama ben yolu değiştirebilirim. Yani bunun iyi örneği varı keşfettik noktaydı. Çok şanslıyız. Artık bunlardan çokça var. Ve hikayeler duyulabiliyor. Fakat o zaman annem benim çok böyle derinlikli düşünen bir kadındı ve kötü senaryoları çizmeye bayılır. Sonradan farkına varıp öğrendiğim bir şey aslında futuristik yapıyormuş annem. Yani çeşitli senaryolar çıkarıyor, onlardan olası en kötü senaryoyu seçiyor, onu engellemek için bir takım aksiyonlar alıyor, kendisi için, çocuklar için vesaire. Ben bir tasarımcıya dönüştüm. Ben işte sistem tasarımı, işte gelecek düşüncesi gibi kavramlarla tanıştığımda şunu fark ettim. Bunu eğitilmiş bir şekilde o öğretiye ulaştığımızda bir tasarımcı olarak hiç buna aktif olarak pratik edip bu düşünceye ulaştığımızda aynı belki de bunları kullanıyorsunuz. Fakat tasarımcının içerisinde bitmek bilmeyen bir kimselik var ve umut var. Devamlı bir şeylerin daha iyi olabileceğine dair tetiklenmesi, güdüsü ve değiştirmeye dair de içinde inanılmaz bir coşku var. Maalesef bizler yetişkin olduğumuzda bazı şeyleri kaybediyoruz. O tetiklenme ve coşku anı gibi. Şu an benim 6 yaşında bir oğlum var, onu da görüyorum. Bir şey görüyor, işliyor ama bir şey geliyor ve o an yapmam zorunda. Öyle bir güdü ki, nasıl işte bir köpek bir araba görür ve arkasından dayanılmaz bir tutkuyla koşmak ister ya, o güdü inanılmaz ilham verici bir şey gerçekten. Tabii biz yetişkin oldukça, olduklarımız arttıkça bir şeyleri bastırmaya öğreniyoruz. Ama bir insanın insanlığa, dünyaya, hayata, geleceğine verebileceği en büyük hediye ben kimi zaman bende mahmur ediyoruz. Böyle fikirler dolaşıyor. Çok fazla fikir bombardımanı ve enflasyonlu olduğunu biliyoruz. Fakat hadi ya. Zaten bununla beraber bir maker kültürü doğdu. 10 yıl önce böyle doğruya ulaştı. Bizim de bir şurada bir prototype labimiz var. Hatta bir kocaman make yazıyor atölyeyle. Çıktığı zamanlar bir mekanın fotoğraflarını ilk CreativeMornings fotoğraflarına baktığında gördüm. Ama biraz daha farklı bir şey düşündüm. Oğlum demişken görmekle ilgili olarak kendi bağlamımız dışındaki insanlara temasımız olduğunda. Benim için bir çocuktu. Ben ailemin en küçüğüm açıkçası. Yanımda hiçbir çocuk yetişmedi. Onun böyle hem yetişkinlerin muhabbetlerine tanık olarak geçmiş oldum. Sağ olsunlar zengin bir dünya verdiler bana. Bir yandan da bir çocuk bilemeden aslında yetiştim. Yani kendi arkadaşlarım dışında. Orada da kendi umudumda çok basit bir yazılardanı anlatacağım. Bir gün oğlumuz iğne yürümeye başlamıştı ve uzaktan kumanda kaybetti. 4 gün boyunca bulamadık. Hiçbir yerde yok. Sonra dedik, evet yani empati, bu çocuk sonuçta yerlerde sürünüyor. Yerlerde böyle şey, dizlerim üstünde yürüyerek şıp diye buldum. Ve o an fark ettim yani, bu çocuk görüş açısı burası. Ve bu dünyayı buradan anlıyor. Ve o gün dizlerim üstünde bütün evi gezip, evi yeniden düzenlemek için erişmesi gereken her şeyi, onun erişebileceği yerlere, tehlikeli olan her şeyi daha yukarı yerlere yerleştirdim. Çünkü standart işte köşe koruyucular vesaireler vardı. Ve bir yandan da şaşırdım. Ya niye bunun için bütün kitiyorum? Niye ebeveynler için? Hani bir gün dizleriniz üstünde evinizi gezin ve bütün önlemleri alabilirsiniz diye. Şimdi insan yaşadığı şehirlerde bu bağlamı çok değiştirebilir. Bir tane de Chicago örneği var. Her yerinden sanat akan, müthişimizin derin yer aldığı. Bence korkunç bir iklim. Fakat şiir gibi bir şehir. Tabii ki burada yaşayan çocukları, yetişen insanların daha farklı bir bağlamları ve bakış açıları oldu. Fakat gene çok şanslıyız. Mobilite diye bir şey var bir yanımızda. Erasmus var. Birçok öğrenci içine gitme fırsatı buldu. Uçak fiyatları ucuzladı. Ben çocukken uçaklar çok pahalıydı arkadaşlar. Böyle
gezmeye gidilmez, işe gidilirdi yurt dışına açıkçası. Çok nadiren gezmeye gidilirdi. O yüzden de bildiğimiz, gördüğümüz, deneyimlerimiz derinleşti. Çıkarmadan bir örnek vererek aslında size tasarımın katmanlarından bahsetmek istiyorum. Bu 1977 yılında Ray ve Charles Eames çiftinin yaptıkları bir video. Ve adı Powers of Ten. Bu video Chicago'da çekilmiş bir şirketten. Ve ses yok ama hiç sorun değil. Onun hiç sorun değil. Ben üzerine konuşabilirim. Onun katları üzerinden dünyayı nasıl algıladığımızı anlatıyor. Yani işte bir metreden başlıyor ki bu maksimum olmadı bir dünya. Bayağı uğraşık şeyler yaptığım için gerçekten. İşte 10 metre, 100 metre vesaire yüksek. Bu aslında benim kendi tasarımcı olduğumda da bir şey işlerdi. Ben ekonomi okudum. Lisans ekonomi. Çok böyle ekstra körüklü bir eğitim hayatım oldu gerçekten. GPA bilimselten derslerimi benim diğer bölümlerden aldığım derslerdi. Orada hiçbir şekilde bakamadığım, gözlemleyemediğim bir dünyaya dair bir teoriyle karşılaştım. Sonuçta para. Evet, paraya dokunabiliyoruz ama daha böyle makro ekonomik konulardan bahsettiğimizde algılayamıyorum. İşte enflasyon, krizler vesaire hiçbir şekilde tanımlayamıyorum. Bunun arasında sınıflar ilerletince davranışsal ekonomi diye bir şeyden tanıştım. İnsanların aslında davranışlarını toplumlara nasıl etkilediği, toplumları nasıl etkilediği, tüketim davranışlarını nasıl etkilediği gibi. Bunu bir üzerime attım ve çok heyecanlıyım ben. Çünkü kendimde gözlemleyebileceğim, kendi psikolojim üzerinden veya çevremdiklerden bir okuma yapabildiğim bir alan. Bir de tabii dijital alan inanılmaz geçiyordu o noktalarda, o dönemlerde. İşte yemek sepeti yeni çıkmıştı falan. İstanbul'a taşınmak için benim için heyecanlı. Yemek sepeti mi olacak İstanbul'a gidince diye. Yoktu aynı falan. Ve master programına başladım. Boğaziçi yazılı mühendisliği master programı. Tamamen maker şeyiyle, gücüyle, tetiklenmesiyle dedim ki tamam ben bir şeyleri öğrendim ama yapabilmek istiyorum. Yani ekonomist olarak ben bir şey yapamayacağım. Yapacağım etki müthiş dolaylı ve bu sefer teoretik kalacak. Ya da borsacı falan olacağım, böyle parayı da uğraşacağım ki çok da kendimi oraya konumlandırabilirim. Yazılım mühendisliği ilgi alanına gittiğimde birdenbire bakış açım o ekonominin müthiş yüksek irtifasından piksel düzeyine düştü tabii ki. Ve etkileşim tasarımıyla tanıştım. Orada etkileşim tasarımı da tarihçesi okuyunca çok etkilendim. Çünkü ilk etkileşim tasarımları sırf o mühendisindeki elektrik mühendisleri. Elektrik elektronik denmiyor o zaman. Elektrik mühendisleri ve psikoloji ve felsefeyle ilgilenenler. Gerçekten yaptıkları tasarladığı şaşırdığı şeyleri insanların kolay algılayabileceği, kolaylıkla kullanabileceği ve çeşitli farklı bağlamlarda da kullanabilecekleri şekillerde tasarlanması için kafa yormaya ve pratiğin ilk prensiplerini aslında tanımlamaya başlıyorlar. Ve o noktada tamam dedim. Bu tam bana uyan bir şey. Çünkü müthiş titiz, düzenli bir aileden geliyorum. Her şeyin böyle sınıflandırıldığı. Ki ben öyle bir karakter değilim. Ama onu görmüşüm, gözlemlemişim, farkındayım ve o ihtiyacı da tanımlayabiliyorum. Ve bu kadar yüksek irtifa bana çok fazla gelmişti ekonomideki. Piksel düzeyine geçince makro olarak da kendi gücümde manipüle edebildiğim, değiştirebildiğim, iyileştirebildiğim bir ölçüye inmiştim. Ve bu gerçekten benim için böyle bir sıçrama anı oldu zihinsel olarak. Sonrasında ise daha büyük katmanları anlamlandırabilir oldum. Yani gerçekten insan hayatında olgunlaştıkça, deneyimler edildikçe, ilgi alanları geliştirdikçe, gözlemleri de arttıkça daha böyle sofistike konulara ilgi duymaya başlıyor. Ve piksel düzeyi bana yetmemeye başladı. Zaten piksel değil, için yaptığımız çalışmalar hep yani insan ve makina etkileşim üzerindeydi. Fakat sonuçta o insan makina etkileşimi tekil bir deneyim değil. Öncesi var, sonrası var. Öncesinde insan etkileşimi var. Arada makina etkileşimi var.
gruplarla etkileşim var. Bir sıraya giriyorum, bir numarayı alıyorum. O numaradan cep telefonla bilmem ne yapıyorum. Ben de artık dedim ki bu kadar içimde ateş var tasarıma karşı. O zaman doktoraya başladım. Ve tasarım doktorasına başladım. Konumu da servis tasarımı seçtim. Servis tasarımı ve inovasyon ve toplumları nasıl kaldırdım üzerine bir tez. Şimdi bu gitgide deride inmeye başlayacak ve nano düzeylere inecek. Güzel bir videodur, 15 dakika falan. Tavsiye ederim. Peki, duy bak, neler duydum bu süreç içerisinde? Çok memnun aslında. Altına karar veremedim. Bu arada yaptığım şeylerde başarılı oluyorum yani. Hepsi çünkü tutkuyla yapıyorum. O kadar severek yapıyorum ki. Sevmediğim şeyi zaten geride bırak, hiç yapmamış. Ekonomiyle ilgili olan bu şey. Çok örneğim yok. Kaç yerden bakıyorum. Arkadaşlar çok etkileniyorlar. Aa, yapabiliriz, gerçekten değiştirebilir miyiz sana? Çünkü üniversite sınavı bir kadar olmaması gerekiyor tabii ki. Ben ilk tercihime girdim gerçekten. En istediğim bölüme girdim o dönemde. Ekonomi okumasını. Türkiye'nin krizlerle boğuştuğu bir dönem böyle. Kendimi onu bir sen konu çözebilecekmiş gibi hissettiğim bir dönemdi. Fakat zaman içerisinde duyduğum şeyler değişmeye başladı. Tabii yazılım mühendisliği okurken sınıftaki tek kadın öğrenci olmak, farklı farklı hiçbir şekilde sindiremediğiniz şeylere maruz kalmak, duymak falan İstanbul'da beni kişilendirdi. İstanbul'da bunu gerçekten yaşamamıştım. Ankara'da yok anlamına gelmiyor tamamen. Hayat sınıftaki o sekans deneyimsel yaşadığım şeyler yok. Fakat içimdeki iyimserlikten dolayı daha çok güzel olanları duydum. Güzel olanları kafama aldım. Benim gibi o olanlarda meraklı olan insanları duydum. Yeni açılan disiplinleri duydum. Bir zaman böyle bir araya gelmeye başladık bir takım. Farklı alanlarda fakat bu konularda konuşmak isteyen insanlarla. Şimdi bu Burnley's Panopticon diye bir yerleştirme İngiltere'de bulunuyor. Hiç ağaç olmayan bir yerde. Ağaç sesini simüle etmek için yapılmış bir yerleştirme. Borular var, rüzgarla daralan ormanın sesini aslında bir yandan da işte hani ormansızlığa dair de bir duruş sergiliyor. Duyduğumuz şeyler de bizim gördüklerimizin yanına koyduğumuzda hafızamızı müthiş geliştiren bir konu ve deneyimlerimizi çok daha derinleştiren bir duyuyor. Tabii şöyle bir şey var, hani en başta söyledim ya, insan hislerinin spektrumu diğer canlılara göre son derece dar duyar. Bilmiyorum, hiç şey duyan var mı? O kuş kaçıranlar, fare kaçıranlar vardır. Çok tipik ses çıkarır. Ve onları duyuyorum. 2013'ten beri Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyorum. Ders verdiğim binada kedi kaçırıyorum. Ve herkes kediler mümkün yeri düşünüyorlar bilmiyorum. Fakat sınıfımda her sene birkaç öğrenci oluyor benimle beraber duyan. Ve biz böyle ders işlerken birden hepimiz paralize oluyoruz. Çünkü çok rahatsız bir ses gerçekten. Bu yüzden sesle ilgili bir şey tasarlamak gerçekten deneyimlerimiz derinleşti ama o spektrumlarla ilgili de ve insanların da tolere edebileceği eşitlerle ilgili de gerçekten duyarlı olmak gerekiyor. Bizim çok hayatımızın içerisinde olan bir sesimiz. Az önce konuşuyorduk arkadaşlarla. Acaba maske takmakla ilgili de bir ses mi tasarlansa, herkes diye bir şey duyduğunda sana maske takmıyordum diye hatırlasın diye. Alt bir indirimler, bunların hepsinin sesi tasarlanmış şeyler. Bunlar güzel ve kafa yoruldu. Bir fonksiyon gören bir tasarım. Yani form follows function, iter, rams, on tane tasarım prensibinden bir tanesi. Fonksiyon ve form aslında burada bir arada. Çünkü estetik olarak da rahatsız etmeyecek, ikimiz ama hoş gidecek bir tınıyla beraber işte öğrenci de bastı, ücretsiz işte şeyi bastı, 65 yaş üstü mü bastı? Yani çok utandıran bir deneyim bu arada.
sermalayamazdı falan. Sürücünün anlayabilmesini sağlıyor ve herhangi bir şekilde o manipüle sistemi manipüle etmek isteyen birileri varsa onları tespit ediyoruz. Bunun güzel bir örneği 2013 yılında pişmadan da çok geçmedi hatta Japonya'ya gitmiştik. Orada Nakone diye bir kent var. Kyoto'ya yakın. Ve üniversitede ben DJ'lik yapıyordum işte radyoda. Çok sevdiğim bir Japonca şarkı vardı. Elektronik müzikti ve içinde bir çocuk şarkısı vardı. Biraz bu Squid Game'deki müziğe de benziyor. Çocuk şarkısı orada sokakta yürürken birdenbire trafik lambası kırıldı. Ve çok tatlı. Çok güzel bir hikayesi oldu öğrendim sonra. Ses maalesef gelmiyor. Ama sorun değil. Şey, linklerde paylaşabiliriz sizlerle. Bu çocuk şarkısı. Japonların işte şey şarkısıymış. Küçücük. Yani neydi bizim dediğimiz? Bana ne söylerdin var ya hani her çocuğum iyiydi. Annesi yürütürken söyledi. İyiydiler. Bir tanesi. Ve Japonca'nın şeyi anlatıyor. Sen arası büyüdü. Ve bir köprüden geçme vaktin geldi ve tek başına bunu geçebilirsin. Kültürel böyle şeyde tarihçesi olan yüzlerce yıllık bir şarkı. Ve çocukların aslında birer birey haline gelmelerini kutlayan, onları güçlendiren bir şarkı. Bu da okulun çok yakınındaki ışık tam yeşil yandığında o şarkının çalmasını sağlamışlar. Çocuklar kendi kendilerine güvenli bir şekilde, kendilerine güven duyarak karşıya geçebilmeleri için. İnanın ben buna tanık olduğumda televizyon yapmamıştım. Hikaye dinleyeceğim. Merafeti hissettim. Kültürlerinden olan bir şeyi alıp çok işlevsel bir şey için kullanmışlar. Ve çok farklı yerlerde bunların örneklerini görebiliyoruz. Çok küçük detaylar ama insan deneyimini güzelleştiren ve fonksiyonu olan bir detay. Şimdi o fare kuş kaçıran sesini duyuyordum ya. Buna kafayı takmış bir tasarımcı buldum. Bu bir öğrenci projesi. Aslında humane trap, insani bir kapan nasıl tasarlarım diye bir çalışma yapmış. Biliyorsunuz bu mekanizmayı hiçbir şekilde deviremiyorsunuz falan. Bunun içerisine işte şöyle bir oturacağı yer gerçekten. Koymuş içerisinde işte bir tane şey var, peynir bir şey var. Fare içine girdiğinde önce yatmaz, dimdik oluyor. Fare ölmüyor içinde. Sonra gerekli olan kişiler ölü bir fareyi alıp temizlemekten çok daha temiz bir işlem bu arada. Alıyor onun bulunduğu aya geri salıyor. O yüzden biz insanlar sadece insanlar için tasarım yaparken artık ekolojiyi, ekosistemi, diğer canlıları düşünmek, gözetmek zorundayız. Ve insanlar olarak çokça zaten türü yok olmasına sebep oldu. Bundan sonra ne yapmalıyız, neler yapabilirsiniz? Üzerine çalışan çok ciddi bir kitle var. İşte circularity, görsel tasarım, işte yine davranışsal tasarım üzerinden ya da ekosistem tasarım gibi konularda çalışan kişiler bu tür detay ya da çok daha büyük sistemsel aslında bizim kabul ettiğimiz düzenekleri alıp tepe taklit edip yeniden tasarlıyorlar. Müthiş inanmayacak. Duyduklarımıza dair başka örnekte yaptığım kişiden dolayı çok fazla insanla etnografik görüşmeler yapıyorum. Normal hayatında olmayan işte yaşlısından gençle bambaşka kültürlerden başka sosyoekonomik düzeylerden insanlara onların bağlamlarına girerek olabildiğince az müdahaleyle onların hikayelerini, duygularını anlamaya çalışıyoruz. Yani işte tasarım araştırması dediğimiz yöntemlerden bir tanesi etnografi. Ve çok duygusal olarak kolay bir şey değil, çalışma değil açıkçası. Tüketicilerle yaptığınızda görece kolay. Yani sonuçta ne diyeyim işte bir sandalye kullanıcısıyla ilgili çalışma yapıyorsunuzdur. Onun ihtiyaçlarını alıyorsunuzdur. Bir yandan da daha uç örnekler var. Küçük çocuklar kullanıcı şeklinde olabiliyor. Görüşeceğiniz kişi olabiliyor. Yaşlılar olabiliyor.
bambaşka değil, bilmediğiniz kültür oralar zorlayıcı olabiliyor. Hastalar, mesela epilepsi hastalarıyla bir çalışma yapmıştım. Hani ağır beyin travması geçirmiş bir tipteydi. Her görüşmeden sonra kapalı bağlıyordum açıkçası. Ve bu deneyimler gerçekten tasarımcıyı üçüncü gözünü açacak düzeyde geliştiriyor. Kendinizden çıkıyorsunuz o noktada ve birdenbire böyle periskop gibi başka bir göz beliriyor yukarıda ve orada başlıyorsunuz. Tabii ki ilk deneyimlerde böyle olmuyor. Çok sinirlendiğim düşüncelerim olduğunu hatırlıyorum. Hiç adam ya seksist ya işte ya nasıl konuştu ben de falan diye. Sonra egonuzu lego yapıp, oyuncak yapıp bir kenara koyup gerçekten insanları anlamaya, onların hayatlarının içlerine girmeye, onların duygularıyla empati çok zor bir kelime yani. Birebir o kişiyi anlamamız mümkün değil. Hissettiklerini hissetmemiz. Birebir tabii ki mümkün değil ama onunla ilgili bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz. Bu deneyimin kendisi müthiş geliştirildi. Etnografi okumasını, bir çalışma fırsatı bulursa katılımcı olmasını kesinlikle öneririm. Bu da görsel ve gerçekçi isimli bir etnografi araştırmacısından kendisi imkansız bölgelerde etnografi araştırmaları yapıyor. Afganistan, Kuzey Kore gibi ya da işte bir savaşın olduğu ülkeler. Çok özel konuda ticari bir iş yapıyor bu arada. Biliyor mesela işte bir telefon şirketi için, Nokia için bu araştırma. Fakat çok zor ortamlara giriyor gerçekten. Buna bazen bir dönüm antasyonu var. Yani kişilerimiz. Bir diğer konu koklamak. Hafıza demiştik ki hafızayla çok 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 ilişkili. Hani gördük, duyduk, şimdi kokluyoruz. Ya bu gördüğünüz örnek İngiltere'de Rolf Design isimli bir şirketin yaptığı bir çalışma. Bundan bir 10 yıl kadar önce 13'müş, çok daha fazla önce. Design, İngiltere'deki British Design Council bir yarışma açtı. Dedikler ki toplumumuzun işte ciddi bir bölümü yaşlanıyor. 65 yaşın üzerindeki insanların da üçte biri demans hastası oluyor. Bu daha hastası. Bunların hepsi kazaydı. Bu kitle için tasarım yarışması açtı. Bizler onunla beraber farklı çalışmalar ortaya koymuş bunlar kendisinden. Onlardan da bir tanesi bu ödül kazanan bir çalışma. Demans hastalarının sıklıkla yemek yemeyi unuttuklarını gözlemliyoruz. Yani bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Ve az beslenmeden dolayı da hastalıkların hem daha önce getirdiği genel sağlık durumlarının önlemler geliştirilmiş, işte kameralar kurulmuş vesaire, hani aile müdahaleleriz, bakım verenler müdahaleleriz diye. Bundan farklı bir çözüm. Kokuyla iştah tetikleyen bir çözüm. Çok basit bir mekanizma, saatleri var. Belli saatlerde koku yayıyor, iştah tetikleniyor, acıktığını hatırlıyor. Sanırım minicik müdahaleler, rahatsız edici değil, gözetlenmiyor. Yaşmış bebek bakıcısı şey gibi kameraları gibi devamlı gözetlendiği durumda. O yüzden daha insani ve daha hayatın içinde müdahalesiz, çok küçük, doğal bir müdahaleyle, rahatsız edici olmayan bir müdahaleyle çözüm. Toplamak, bizim yani nesnelerle insanlar olan ilişkilerinden bahsedileştiren onun müthiş de bir endüstri. Parfüm tasarımı diye bir alan var. Hayatım boyunca kullandığım 4 tane parfümüm vardı. Üçünün aynı tasarımcı tarafından tasarlandığını öğrendim. Bu parfümlerin fragmanlarının ve notalarının olduğu bir tane parfüm Wikipedia'sı var internette. Belki bulursunuz, tasarımcıları da görebiliyorsunuz. Çok da şaşırdım yani. Dünya üzerinde binlerce parfüm arasında aynı tasarımcının 3 parfüm bulabilmişim diye. Onun dışında yeni araba kokusu. Ben hatırlıyorum babamın arabasını aldım. Poşetleri söküp o arabanın kokusunu, o kimyasalları mutlulukla içimize çektiğimiz an. Ya da MacBook aldığımızda bilmiyorum, deneyimlediniz mi onu böyle? Öyle bir kokusu var ki o plastiği. Çok da hızlı geçiyor maalesef ama çok
tatlı bir veriyor ve bunlar da tasarım oluyor. Bunu yıllarca Nescafe yaptım. Nescafe, o granül kahvelerinin içerisinde esansı bastım aslında. Tabii ki bir espresso yerini tutmaz ama Nescafe gibi bir şeyin var olabilmesi tamamen bastı. İşte kapağına jelatinle açtığınızda yukarı çıkan o kokusu, standartize ineğinle beraber Nescafe kendisini bütün dünyaya pazarladı. Fakat bir yandan da müthiş yapay bir tüketim şekli. Koklamakla ilgili koku duyusunun olmadığında tabii insanı zorlayan, özellikle şimdi Covid ile beraber konuşulur oldu insanlar. İlk duyumu ömür boyu çok hissini kaybetti. Bir bölümde işçi olarak kaybetti ama işte tadı, işte birçok şeyi etkili öldü. O yüzden ben bu alanda çok fazla yeni tasarım şeylerin çıkacağı, çözümlerin çıkacağı nasıl bir özlem duyduğunu istedim. Tatma konumuz var. Bu sensorial stimuli diyerek bir şey, tasarımcının çalışması aslında bizim yemek ile olan ilişkimizde yan destekler nasıl arttırabilirim diye tasarımcı çalışması çok farklı yeme içme aparatları tasarımları tek tek yenilmesi gereken işte şeyler için, yemekler için mesela daha küçük çatallar, kaşıklar tasarlar. Yani yemek türüne göre farklı tasarımlar gerçekleştirilir. Ben de Bilgi Üniversitesi'nde verdiğim derslerimde her dönem, 2003'den beri veriyorum, her dönem farklı bir tema seçiyorum öğrenciler için. Dersler benim için eğlenceli olsun diye, farklı şeyler yaşamadım diye. Bir dönemki konumuz buydu. Yani tatma duyusunu nasıl daha farklı şekillerde tetikleyebilir? Gerçekten çok büyük çözümler çıktı öğrencilerden. Onlardan bir tanesi işte dokunma, dildeki hani onun tatmanın içerisinde dokunun çok fazla yeri olduğunu fark ettik yaptığımız araştırmalarda. Ve yan başka duyularda destekleme şeklindeydi. Benim için neden önemli bir konu? Ben yemek yapmaya dair çok küçük yaşta bir heyecan duymuş birisiyim. Ailem de sağ olsun beni hep destekledi. Ben de şimdi çocuğuma yapıyorum. Tam aslında 6 yaşında ilk okul bile gidiyor ama kendisi hazırlıyor. Ona uygun olabilecek alet edevatı bir şekilde buldum, edindim. Ama ben onun yaşındayken açıkçası mantılar açıyor, kapatıyor. Böyle değişik katlama teknikleri geliştiriyor. Tavayla, tencereyle bir şeyler yapabiliyordum. Çok önemsediğim bir konu insan deneyimini inanılmaz derinleştiren, sofistike bir alan bu. Tatla ilgili olan bunlar ve food design diye de çok güzel bir alan var. Çok enteresan yarışmalar oluyor. Geçenler İtalya'da bir yarışma vardı. Yeni bir makarna tasarımı diye bir alan yaptılar. Çünkü makarnaların tasarımları işte bir sosla tüketiyor. Sosu içine kapsül edecek deliklerinin ya da alanının olması gerekiyor. İşte yassı bir makarnaysa yanına başka bir sos eşlik ediyor. Gibi gibi birçok örnek var. Bir yandan da bir gelenek var. O geleneklere dönüp bakmak, o gelenekler içerisinde geliştirilmiş yemek, içme konularıyla ilgili geliştirilmiş aleti ve bu işlevini keşfetmek de aslında biz insanlar olarak hep deneyim hem de algısal olarak ilk kapılar açıyor. Çay bardağı örneğini verebilirim size kullandığını. Görmüşsünüzdür bir ara viski bardağı olarak çıkmıştı. Böyle dönüyordu aralarda o. Otuz olarak viski bardağı mı? Siz bilirsiniz. İnce belli şey, çay bardağı. Çay bardağı sizce nasıl bir işlev var? Neden ince belli? Hiç düşündünüz mü bize? Kahvaltıda yağlı ederken bence. Sistem tutabilmek gibi mi? Aynen. Yani belden tutup aşağıya kaymasın. Aynen. Değil mi? Evet. Öyle mi? Hepsi birden. Yanlış yok yani. Tamam. Kolay tutmamızda. Çok sıcak. Evet. Bir şey var. En üstten tutabiliyoruz. Gene şey düşmüyor. De çay taneleri tutuyor farkındaysanız içerken. Şurada kalıyor çay taneleri. Yani hiç istemediğimiz bir deneyimi engelleyen, fark edince bir aha anı yaşattıran bir çok küçük bir detay. Ama aslında direkt bizim o tüketimi, hani çay içme deneyimimizin
birleştiren bir tasarım var. Gelenek yine genelde cephe altın şeylerin arkasından böyle fonksiyonel hikayeler çıktığını fark ediyoruz. Dokunma. Her üründe artık yani şu an özellikle dijitalleştiğimiz dünyada dokunma. Bütün o bahsettiğim şeyleri bir kenara atıp salt tek başına var olabilen bir duyu haline. Yani bütün kontrollerimizi hem jestlerle, mimiklerle gerçekleştiriyoruz. Hem de parmaklarımıza çok farklı fonksiyonlar kalmışız. 90'larda bir araştırma yapıyor. O zamanlar şimdiki işte telefonlarımız yok. Fakat test cihazları var, mesajlaşma cihazları var. Japonya'da da, Amerika'da çok yaygın, Japonya'da çok yaygın. Bir diğer teknoloji olduğu, bağlantının olduğu yerler var. Çocuklar da, gençler de çok yaygın. Zaten bilmiyorum o dönemi yaşayan kaç kişi var aramızda ama tuşlu telefonlar zamanında zaten biz böyle etrafa bakarken mesaj atabiliyoruz diye ezberlemiştik bütün tuşları yani. Şu anda bakmadan yazmak çok kolay olmuyor. Optik şey olmadığı için, yerine düğüm olmadığı için. Ve noktaları araştırdığı da çok basit bir soru soruyorlar. Kapı düğü var, zile basın. Zile nasıl basarsınız? Bir basın hayal olarak. Bir farklı hani Japonlar böyle basıyor, böyle basıyorlar. Çünkü bu teknoloji bir davranış değiştiriyor. Baş parmak kullanımı çok artıyor. Normalde zile böyle basılması beklenir. Böyle basmaya başlıyorlar. O yüzden tasarımlar ve teknolojiler, etiketler, teknolojiler insanların davranışlarını değiştirebilir. Bu dönemde aslında evrimimizi de değiştirebilir. Yani az kullandığımız uzuvlarımızın işte küçülmesi, işlevsizleşmesi gibi baş parmakların büyümesiyle de sonuçlanabilirdi. Sonra bir toparlandı ekranlar. Birden bir parmak gerektirmesi büyüyordu. Burası o bahsettiğim Hakone'deki bir çocuk parkı. Sonra başyerleri de enstelasyon yapıyor. Açık hava sanat müzesi var orada. Ve çocuk parkına böyle kroşede örülmüş bir park yapıyorlar. Çok keyifli, taktil bir deneyimi var. Yani o kroşenin kendi deneyimi hem haz veriyor kendisi. Çünkü soğuk aletlerle oynamıyorsunuz yani. Ben çocukken gene kaydıraklar metal plastik diye düşünüyorum. Ve yanı etekle o kaydıraklar her bakıyorum bir işkence edin. Şimdi ise bu çözümde iki tane fonksiyon görmüşler. Çocuklara daha farklı bir deneyim verken hem estetik bir fonksiyonu var yani estetik olarak hem de müthiş bir ses engelleyicisi. O kadar çok çocuk var ve içeride çıldırıyorlar ki çok inanılmaz izole ediyor bu çocuğun. Tabii görsel olarak çok etkili. O yüzden fonksiyonlarını çok fazla şey yapamıyorsunuz, işte algılayamıyorsunuz. Biraz burada bulundukça gözlem bitince fark ediyorsunuz. Ve yıllarca ben de kendi deneyimimde dokunma üzerinde kurulu şeyler tasarladım etiketçi tasarımcısı olarak. Yeni işte dokunsal işte deneyim ürünçlerini nasıl çıkarabiliriz cihazlar gelişti. Küçücük siyah beyaz ekranlardan işte ekranlara geçti ve sonra bir tane ses etkileşimleri ortaya çıktı. Neredeyse artık elimizde yaptığımız etkileşimleri bırakacak noktaya geldik. Bütün bu duyulara baktığımızda şöyle bir konu var. Konuşmak, duymak, empati, diğer insanlar, farklı insanlar, çeşitlilik dedi. Bu duyulara sahip olmayan insanlar da var. Bu duyularını belirli bağlam içerisinde kullanamayan insanlar da var. Mesela işte bir kişi kolsuz olabilir. İki elini kullanmasını gerektiren bir iş yapmasını engelleyen kolsuzluk kalıcı bir şey değil mi? Yani bir protesto bulayım, bu ayrıdır ama. Başka bir kişi kucağında bebek taşıyabilir. Yine aynı durum. Kol yok. Bir kol iptal. Bu yüzden tek elle işini görmek durumunda. Tek elle bir şey kesmeyi denemesi bilmiyorum ben. Bebeği taşırken gerçekten en son şeylerden birisi tek elle bir şey kesemiyorsunuz. O yüzden
yani situational, temporary, permanent denilen konular her yıllar için geçerli olabilir. Yani o yüzden tasarım yaparken kapsayıcılık, bütüncülük, farklı kültürleri de kapsama, farklı algı eşitlerini de kapsama. Herkes bizim de diyaketin nasıl çalışacağını anlayamayabiliyor. O yüzden insanlığı eğer daha ileri bir adıma götürmek istemiyorsanız yaptığımız tasarımlarda da yine geriye dönüp hangi tasarımlarımız bu işlere, bu kitleye göre çalışmıyor, onları yıkıp yenileri tasarlamamız gerekiyor. Söylediğinizde bir ek söylemek istiyorum. Bu teknolojinin değişikliği, ekranlar vesaire büyüyor ve tuşundan daha mekanikten daha dijital ekranlara dönüyor sistemler. Ve bununla alakalı bir yerde bir video izlemiştim. Görme engelli insanlar tuşlu ekranları bile daha zor kullanabiliyorken o komplike dijital ekranları kullanmak onlar için imkansız. Bununla alakalı da böyle çalışmalar vesaire düzenleniyor. Tasarımlar yapılıyor. Evet, çok akademide de inanılmaz çalışmalar var bu arada. Loughborough Üniversitesi var İngiltere'de. Simülasyonlar yapıyor ve kimisi analog simülasyonlar. Mesela hamile bir kadının araba sürme deneyimi. Hamile promları var. Yiyorsunuz. İşte kocaman karnı buluyor. Vücut fiziksel olarak değişiyor. İşte bacağınızı tam kapayamıyorsunuz vesaire. Onunla beraber tasarlanan kişiler test etmeye çalışıyor. Veya yaşlandırma gene promları var. Hani yaşlı bir insanın o küçücük yeşille kırmızı arasında kendine kullanmasını, algılaması o kadar da tasarımcının düşündüğü kadar kolay olmayabiliyor. Ki toplumun da izleyicisi renkleri olduğunu düşünürse farklı şeylerde renkleri oluyor. Bunlar aslında artık bizim eğitimimiz konular tasarımcılar olarak. Tasarımın standartlarının değil, çalışmanın iki dünya sırasında alayında tarafından. Şu anda hep böyle middle-aged, white Western man denilen orta yaşlı beyaz batılı adam örneği aslında oradan geliyor. Orta yaşlı ama genç Amerikanın askerleri el bonamı çalışmalarında kullanmışlar. Tuvaletlere oturtmuşlar, bir dolu işler yaptırmışlar, fabrikalarda çalıştırmışlar. Askerde bulan bir böyle kocaman da kitabı var burada. Buradan gelen standartlar artık hepimiz için geçerli değil. Çünkü çalışan kitle olarak onlar o dönem için belki anlamlıydı. Fakat bugün daha kapsayıcı bir dünyada yaşıyorlar. Ve ona göre tasarımlar yapmamız gerekiyor. Tabii ki bu demek değil ki bu çocuk işçiliğini pompalayacak şekilde çocukların daha çıkarabilmesi için tasarımlar yapmayalım. Gerçekten niyetli olarak çerçevesini çizerek tasarımların gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bu sadece ergonomi de değil. Yani bazı da konulardan bir tanesi. Biz nesnelerle, mekanlarla etkileşimde bulunduğumuzda bunun bizim hayatımıza güzellik de katması gerekiyor. Kimi deneyimde görünmez olması gerekiyor. Farkında bile olmadığımız işte bu örneği. Ya da horror filmini izlemiş olanlarınız varsa da teknoloji ne kadar görünmez değil mi? Her şey o kadar bağlamsal gerçekleşiyor ki hiçbir komut vermeye serimden eve geldiğinde MG o zaten ışıkları yapıyor. O zaten televizyonlar açıyor. Ne zaman ne gerekiyorsa yapıyor. Oraya gidiyoruz tabii bunlara. Gerçekler falan gerçekleşen şeyler. Bu arada evil bir konu da var. Bütün verilerimizi de vermemiz gerekiyor vesaire. Hissetmek. Hazla geldiğimiz sebebi de buydu. Deneyimleri biz sadece kişiler yapmak için yaşamıyoruz. Yani tasarım neden? Özellikle endüstriyel tasarım. Aslında endüstrileşmeyle gelen bir şey. Siz bakmayın Türkiye'de endüstriyel tasarım diye bir bölüm var. Hani ODTÜ'de açıldı ilk falan, ODTÜ'de bir Amerika bir gün başında açmış olması falan gibi hikayeler var tarihinde baktığımızda. Ama ona amaç Türkiye'ye endüstriyel tasarım girmesi. Aslında ithal ikameye yurt dışından gelen ürünlerin Türkiye'ye özel ambalajlı almasını sağlamak için olmuş. Çok sosyolojik bir konu. Akademiye kadar girmiş işlemiş. Ama İngiltere'ye baktığında endüstriyel tasarım öğrencilerine baktığımızda genelde kalbur üstü ailelerin çocuklarını falan görüyoruz.
o daha böyle tasarımlar içinde şey var, görgü gerektiriyor falan diye bakın, süsle bir şey olarak. Fakat aynı dönem tıp diye İngiltere'ye gidiyorsun, mesela bir endüstri ülkesi, işçi sınıfı tasarımcılar. Aletler yapıyorlar, aletleri iyileştiriyorlar. Tasarım kendisi de zaman içerisinde şekil değiştirir. Yani o çalışan insanların ergonomisi için daha iyi yapılan çalışmalar. Yani onlar devam ediyor tabii ki, olaya devam ediyor ama onun üzerinden çok fazla adım atıldı. Ben de o usability ergonomi konusunda çok ilgilendim bu dönem. Fakat sonrasında şeyi fark ettim. Yani evet, teknik olarak bir insana bir şey kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ama düzenli olarak kullanmasını sağlamak istiyorsanız, diyor, o insanın o işleme zoraki ihtiyacı vardır. Kettle bence onlardan biri değil. Tencere de nasıl biliyorsun. Ya da gerçekten hayatına bir kadın hayatına bir anlam katıyor. İşte o anlam dediğimiz şeyleri artık bahsettiğimiz bütün duyuların karışımıyla beraber ve insanların insanları hatta bir sonraki atacağı adımlarla, atması gereken adımlarla beraber düşünmek gerekiyor. Bu tasarım üretiminde nasıl işler görüyor? Co-design diye yapıyorlar. Önce süper yazılımlardan bahsediyoruz. Süper kullanıcılar işte. Cerrah kendi bıçağını tasarlıyor. Müzisyen kendi enstrümanını tasarlıyor. Falan böyle çığır açtım. Çok iyi kullanıcılar var. Onlar tasarıma katkısı. Zaten tasarlıyor. Sonra da co-design diye bir şey çıkıyor. Bu şu. Size konuşmamın ilk başında bahsettiğim teyze yıllar sonra kendisi bir laptop oluyor. Hayatını hep bir laptop oluyor. Ben onu ziyaret ediyorum. Baktım böyle şey örtüsü örtmüş masasında tık 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 mouse'la beraber şey. Teyze dedim laptop kucak üstü niye koltukta rahat rahat gezinmiyorsun sen? Bu dedim ya işte mouse olmuyor ya oradan falan dedim. Sonra oturup koltuğa bazıları konuşuyordu. Mouse'la ilgilenmiyor. Mouse havada salladı. Sonra bana baktı. Ben dalga geçiyorsun değil mi? Çok sanatçı bir şey yaptım. Yok dedi teyze. Hiç sanatçı bir şey yapmadım. Çok doğru bir şey yaptım. Çünkü gestures arkadaşlar söylüyor. Jest deri altında evlenen sistemler artık var. Ve o kadar iç, o kadar içten, o kadar doğal bir davranış gösterdi ki aslında o elini sallayarak. Müthiş mantıklı bir şey yaptım. Bunun teknolojisi var. Şu an sende yok belki ama var. Dedim, o yüzden bu co-design dediğimiz şey, tasarımcı, salt tasarımı yapmaktan değil, diğer insanları gözlemleyip, onların ihtiyaçlarını dinleyip, onlarla beraber tasarım yapacak alet edevatı geliştirmekten de sorumlu birisi. Yani hep beraber gelip geleceğin arabasını tasarlayalım. Şimdi böyle otururken olmaz, atarız tutarız hep beraber ama bu ekibi, bu grubu, hangi alanda, hangi bağlantı tasarımı yaptığını istiyorsa bununla ilgili araçları kuluba özel olarak tasarlayıp koyar. Ve verim alacak şekilde bir fasilitasyon, bir kolaylaştırma gerçekleştirirsem inanın ben tek başıma yapacağım tasarımın yıldızı, kaliteli, kullanışlı, anlamlı bir tasarım yapar. Ve bu kitlenin kim olduğundan bağımsız bir akıl akıldan üstü hiç olmadığınız işler, inanılmaz şeyler gelebilir. Sadece duyduğunuz şeyler irrelevant olabilir, alakasız olabilir. Onu yorumlaması gereken kişi veya o karşısındakine o saçma duyulabilecek şeyi söyleyebilme cesaretini vermesi gereken de. O yüzden bu bahsettiğim bütün kodu tarihsel geçimde tasarımcının rolü çok değişti. Tasarımcı insanları güçlendiren, onlara yaratma heyecanı ve cesareti aşılayan, aynı zamanda iletişimi de kolaylaştıran bir kişiye dönüştüm. Çok da tartışılıyor bu şimdi. Herkes tasarımcı mı olabilir? Tasarımcının ne işleri var bu zaman? Evet, belki gerekiyorsa herkes tasarımcı olacak. Çünkü bu yaptığınız şeylerin arkasında öyle zihin yapıları var ki, işte bu empatiyle, görüşmelerle vesaire gelen, işte onlardan bir tanesi merak. Yani merak etmeden birisiyle konuşmadan bir şey duymanız mümkün değil yani. Buradan girer, buradan çıkar. Merak içinde olduğunuzda
yoksa bela açıyorsunuz. Ama zaten tasalarla biz tasarım yapıyoruz. Biraz dertli olmamız gerekiyor. Azıcık tasalı olmamız gerekiyor. Diğerlerin empati, hiç maruz kaldığınız insanlara maruz kalma, deme cesareti, onların içerisine girme güdüsü, onlardan bir şey öğrenme aşkıyla, gene merakla gerek. Dayanışma, evet, beraber yapabiliriz. Beraber daha iyisini yapıyoruz. Ve beraber insanı daha iyi bir yere götürebiliriz. Biliyorsunuz en insanın yaşadığı sorunların tüm sebebi bizim şu anda hayatta olmasına, bu ülkede olmasına, şu anda burada olmasına sebep olan şey içimizdeki o işin, o umut, bize benzer insanlarla da bir araya gelme şeyi, ihtiyacı. Para yetmedi, bir takım riskler alıyoruz. Yani şey olarak çıkıyoruz, yolda riskli, burası da riskli, herkes maksat sarsın, teşekkürler. Ama dayanışma denilen şeyin zorlukların olduğu ortamlar çok daha güçlendiğini görüyoruz. Tasarımcı da tasalı bir insan olduğu için insanlarla beraber ancak büyük problemleri çözebildiğini fark etmeli. Tarihsel geçmiş tasarım böyle olmuş. Yani çok tanrısal mimari tasarımcılar var. Çok yakın geçmişe kadar hala da var. Yani ismiyle bilinen mimarlar var mesela. Her şey olur. Şirketin de 50 tasarımcısından çıkan bütün işler olmuştu ağzına yazık. O dünya yavaş yavaş kapanıyor açıkçası. Gelişim zihniyeti, growth mindset denilen şey. Ben bunu şeyde yaşadım özellikle. Doktorada yaşadım. Yeterlilik sınavına çalışırken bir noktada pes ettim arkadaşlar. Ben bunları öğrenmem mümkün değil. Çünkü bu insanlık tarihinde o kadar çok bilgi var ki ve o kadar bir küçük karıncayım ki lanet olsun dedik bir nokta var. O nokta enteresan bir nokta olur. Dunning Kruger diye bir tane şey vardır. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Psikoloji alanında Nobel ödülü almıştı. İnsanlar bilgiyle edindikçe egoları hatta özgüvenleri aşağı iniyor. Sonra bir noktada geri çıkmaya başlıyor. Ama en başlarda dünyasının daha da yok bir yerde. Kendi o kadar büyüyorum ki bir profesörün ulaşabileceği egodan daha yükseğine sahip. Çok ilginç bir sendrom şey. Adı olmuş. Bilimsel bir çalışma. Değişim zihniyeti aslında bizim bireyler olarak her zaman bu değişen dünyada farklı alanlara doğru gelişebileceğimize dair. Bana burada olan birilerine böyle bir şeyden bahsetmem bana saçma gelir. Çünkü kalmışsınız, gelmişsiniz. Zaten bu gelişim zihniyetini de gösteren bir şey. Resilience. Burada çok ciddi bir çizgi var arkadaşlar. Ya. O kadar kompon almış bir konu oldu ki COVID döneminde dayanıklılık konusunda. Yani rezillikle resilience arasındaki ince çizgi taşındığını sizce gördük. İnsanlar dayanacağım diye kendilerine hitap ettiler. Burada benim bahsetmeye çalıştığım resilience konusu kendi değerlerinle çatışan ortamlara girebilme dayanıklılığı. Daha önce bilmediğim bir tasayla uğraşma, dertle uğraşma dayanıklılığı ve cesareti. Herhangi bir olguda değiştirmeye çalışırken en baştaki o kardeşi ölçü dediğimiz bir nokta vardır. Meseleyi anlamaya çalışırsınız, neresinden tutacağını bilemezsiniz, pasif ortak diye geçebilirsiniz. Orada kendine tamam bunlar geçecek, güvence yapabilirim dayanıklılığını göster. Ve bahsettiğim bir soru nasıl? Diğeri coşku. Bence tutkulu bir iş. Tasarım denilen şey. Çünkü arkasından da gelen böyle bir titiklemeyle bir şeyleri değiştirme cesaretini kendinize bulması için insan o coşkunda gelmesi gerekiyor. Bireysel bir şey değil, öğretilebilen bir şey olduğuna inanıyorum. Sadece kendi öğrenme sistemlerimiz olabildiğince törpülenen, baskılanan bir konu. Yani odaktan kendi işini yap, diğerini uzmanlaş diye. Oysa farklı disiplinlere açık olun. Farklı noktaları birbirlerine birleştirerek çok daha kapsayıcı tasarımlar, iyileştirmeler, geliştirmeler yapmamız mümkün. İnsanlık, yani hem ihtiyacımız olan şey hem de insana dünyaya bağlayan şey.
yüzden defalarca görüyorum gerçekten çok yorulmuş tasarımcılar, pes etmiş tasarımcılar da. Yine bir bilimsellikle işlerine sarılarak bir şeyleri değiştirme gücü buluyorlar. Bu böyle polis politikacılığa benzetiyorum bir zaman. Çünkü inanamıyorum ben politikacılara nasıl bir şey. Yani çok yüksek egon olması gerekiyor. Ego yoksa tutunamıyorsun. Ego yoksa bir şeyleri değiştirmen istiyorsan da inanılmaz bir gücün olması gerekiyor gerçekten. Ve tasarımın bir tasarımcının etki edebileceği en büyük katmanda politika değişikliği. Policy making. Kitlelerle, vatandaşlarla bir araya gelir. Aslında toplulukların, işte devletin hissettiği bir takım uygulamaların anlamlı bir şekilde, daha iyi çalışacak şekilde tasarım. Katılımcı demokrasiler demiyorum. Bizde de katılımcı demokrasi var ama biraz şey manipüle ediliyor zaman zaman. Biliyorsunuz şeyimizi seçmiştik, otobüslerimizi seçmiştik. Erdoğan'ın seçildi. Erdoğan'ın beğenilmediği için bir hafta Erdoğan'ın otobüslerimiz piyasaya çıktı İstanbul'da. Bir hafta sonra diğer renkler de geldi. Ve bildiğiniz yarışma açtınız ve şizofreni halinde yeni rengarenk otobüsler geldi. Çok enteresan gelmiş bana, onları yazıyor. Ben bir kurgu aşığıyım arkadaşlar. Yani ilk seviyede seviyorum Stanislav'dan özellikle ve Asimov. Bu da Star Trek, popüler, herkesin bittiği bir örnek. Vulkanlar böylece savaşçı toplumlar ama Mr. Spock çok barışçıl bir tip. Ara sıra yükselebiliyor, şiddetlenebiliyor ama genelde barıştan yöne oradaki kitleyi yönlendirmeye çalışıyor. Bu kanların bir felsefesi var dizide. O da ıdık diye geçiyor. İşte sonsuz çeşitlilik, sonsuz kombinasyon içerisinde. İnsanı daha iyi götürecek, daha iyimser, daha kapsayıcı. Hepimizin hayatlarını, çocuklarımızın gelecek nesillerin hayatlarını iyileştirecek şeyler tasarlayabiliyoruz. Bunlar tek tiplikle olmaz, çoğunlukla gerçekleşir. O yüzden olabildiğince farklı kombinasyonda, olabildiğince çeşitliliğe hayatlarımızda yer almamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.